Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversitelerinden biri olan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde kayıt heyecanı yaşanıyor. Tıp Fakültesi'nde düzenlenen ilk kayıt törenine Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yücel Acer, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Erzem, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Taş, Genel Sekreter Sami Yılmaz, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Erdal Demir'le öğrenciler ve aileleri katıldı. ...2016-2017 eğitim öğretim döneminin tıp fakültesinde ilk kaydını Rektör Acer yaptı. Acer kayıt töreninde yaptığı konuşmada, ÇOMÜ'nün öğrenciler tarafından en çok tercih edilen üniversitelerden biri olduğunu belirterek, ÇOMÜ ailesine 11 bin yeni öğrencinin katılacağını söyledi. Bir kere yani şunu söyleyeyim, bütün yeni öğrencilerimiz de dinliyordur herhalde. Tıp fakültesini kazanmak her öğrencinin başarabileceği bir şey değil, değil mi? Türkiye sıralamasında ilk kaça girmek gerekir? 10 binin içerisinde olmanız lazım. Bu gerçekten müthiş bir başarı. 2 milyona yakın öğrencinin girdiği bir sınavda ilk 10 bin arasında yer almak müthiş bir başarı. Tabii ki bu öğrencilerimizin öncelikle ailelerini kutluyoruz. Onların emeğinin büyük olduğunu biliyoruz. Tabii öğretmenlerinin, okudukları liselerin hocalarını, öğretmenlerini kutluyoruz. Onların emekleri büyük. Ama tabii ki burayı kazanan, bu kadar yüksek bir puan alabilen öğrencilerimizi de kutluyoruz. Onların da emeği çok büyük. Bu gerçekten bir ekip işi, takım işi. İçerisinde aile var, öğrencimizin kendisi var, öğretmenleri var, yakın arkadaşları var. Hepsinin emeği olmuştur. Bundan sonrası için de tabii ki aynı desteğin, ailenin desteğinin özellikle devam etmesi lazım. Öğrencimizin gerekli gayreti göstereceğini biliyoruz. Çünkü çalışkan olduğunu, başarılı olduklarını göstermiş oldular şu ana kadarki başarılarıyla. Bir de tabii şunu vurgulamak lazım. Burası sıradan bir tıp fakültesi değil. Türkiye'nin en güzel şehrinde bulunan ve Türkiye'nin en iyi tıp fakültelerinden bir tanesi. Bu fakülte eğitim öğretime Çanakkale'de başlayalı uzunca bir süre geçti. Sanıyorum 10 yılın üzerinde oldu ve bu 10 yıl içerisinde tıp fakültemiz artı tıp fakültesinin hastanesi ciddi bir gelişme gösterdi. Biz bunun üzerinde daha ne tür ilerlemeler yapabiliriz diye sürekli çalışıyoruz. Belki dikkatinizi çekmiştir. Büyükçe bir uygulama hastanesi inşaatı aşağı yukarı bitmek üzere. Bir kere böyle bir imkana sahip bir tıp fakültesi burası. Bu binanın daha da genişlemesi için projeler yapıyoruz. Tıp fakültesi öğrencilerimizin daha iyi eğitim öğretim görmesi için. Bunların hepsi bizim tıp fakültemizi Türkiye'deki tıp fakülteleri içerisinde, araştırma hastaneleri içerisinde en ön planlara planında bulunan tıp fakülteleri, hastaneler arasında getiriyor. Eminim öğrencilerimiz burada keyifle verimli bir eğitim öğretim hayatı yaşayacaklar. Rektör Acer, Türkiye'nin olağanüstü bir dönemden geçtiğini belirterek, öğrencilere daha güzel bir üniversite ve daha kaliteli bir eğitim sunmak için Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasıyla etkin bir şekilde mücadele ettiklerini söyledi. Ben ülkemizin olduğu gibi üniversitemizin de bundan sonra çok daha aydınlık, çok daha verimli bir döneme girdiğini düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz son yıllarda ülkemizde özellikle devlet kurumları içerisinde işte belli oranda örgütlenmiş bir terör yapılanmasının ülkemizin önünü kesmeye çalıştığını ve bu yapılanmanın esas itibariyle dış bağlantılı olduğunu biliyoruz. Üniversitemizde bu yapıya karşı ciddi bir mücadele yürütüyor idik son 1,5 yıldır ben göreve geldiğimden beri. Şimdi memnuniyetle görüyorum ki ülkemiz kurumlarıyla, vatandaşlarıyla bu tehlikenin ne kadar büyük olduğunu
somut bir şekilde görmüş oldular ve bu anlamda özellikle devlet içerisinde bu tür unsurların bertaraf edilmesi süreci başlamış oldu. Ben bu kararlı duruşun sürekli olması gerektiğini düşünüyorum. Üniversitemizin bu anlamda önünün ciddi anlamda açılmakta olduğunu düşünüyorum. Çünkü tecrübemiz şunu gösterdi. Biz burada bu üniversite için, bilim için, öğrencilerimiz için çalışmaya gayret ederken bunun önünü kesmeye çalışan bir yapılanma olduğunu somut bir şekilde görüyor idik. Bu unsurlar önümüzden temizlendiği ölçüde hem ülke olarak hem Çanakkale 18 Mart Üniversitesi olarak çok daha hızlı, çok daha verimli yol alacağımızı biliyoruz. O anlamda şanslı bir dönemdir diye düşünüyorum. Bu sağlam duruş devam edecektir. Hem üniversitemizde hem ülkemizde ona inancımız tam ve çok daha iyi noktalara hızlı bir şekilde gelecek. Hem ülkemiz hem üniversitemiz hem Türkiye'deki bilim dünyası sağlam adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Ben üniversitemizi tercih eden, üniversitemizi kazanan ve öğrencimiz olan bütün yeni öğrencilerimizi tek tek tebrik ediyorum. Ailelerini tebrik ediyorum. Onların emekleri büyük. Onların yetişiminde, yetiştirilmesinde katkı sağlamış öğretmenlerini, arkadaşlarını tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Rektör Acar konuşmasının ardından tıp fakültesine ilk sıradan giren öğrenci Rüya Merve Onuk ve ilk üçe giren öğrencilerin kaydını gerçekleştirdi. Hayırlı olsun. Şöyle bir fotoğraf alalım. Nasıl oldu? Çok yakışıklı. Doğru bir meslek mi seçtin? Evet, çok doğru. Haydi yapalım mı? Evet. Teşekkür ederim. Kızımıza verelim. Artık bundan sonra o kendi ayaklarını sürdürsün. Büyük ölçüde öğrenci belgen aldı. Tamam. Başka bir şey yok. Yok. Ön tarafta bir eksik var mı acaba? Yok.